Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulmak için yürütülen müzakerelerde belirsizlik sürüyor. Müzakereler en kritik aşamasında bir kez daha Rum engeline takıldı. 6 Şubat'ta yapılan liderler görüşmesinde neler yaşandı? Süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? İşte bütün bunların yanıtını ilk ağızdan alacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Olcay Kıraç'ın konuğu olacak. Şimdi kameralarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve sözü hemen kendilerine bırakıyoruz. Evet, müzakere süreci bir kez daha tıkanmış görünüyor. Bunun nedeni de müzakere sürecine büyük bir enosis gölgesi düşmüş olması. Yayının başında ben sizin de belirttiğiniz gibi bu yorumları, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini ilk ağızdan alıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yayında konuğumuz. Efendim merhaba. Teşekkürler bu kadar yoğun bir zamanda bizi ağırladığınız için. Sözü hemen uzatmayalım, konuya gelelim. Şimdi müzakere sürecinde bir tıkanıklık var. Masadan kim kalktı tartışmalarından ziyade aslında bütün bu tartışmaların daha önemli bir gerçeği gölgelemek amaçlı olduğunu düşündürecek gelişmeler var. O da enosis gerçeği. Elan Partisi gibi sadece mecliste iki sandalyesi bulunan bir partinin 70 yıllık bir hayaleti mezarından çağırırcasına enosisin yıl dönümünü okullarda anma günü olarak kutlama kararını DİSİ'nin önce direkt sonra da dolaylı desteğiyle meclisten geçirmesi aslında işin özü değil midir? Yani işin özü 67 yıl önce yaşanmış olan bir olayın hala bugün müzakerelerin sürdüğü çok ciddi bir aşamada ve artık iki kesimli siyasal eşitliğe dayalı bir federasyonu konuştuğumuz bir aşamada yeniden kutsanması. Yeniden böylesi bir olayın anılacak olaylar listesine, kutlanacak olaylar listesine alınması daha da vahimi. Bunu genç beyinlere enjekte edercesine okullarda, ortaokullarda, liselerde anılmasının istenmesi. Bu gerçekten son derece vahim bir olay oldu. Çünkü enosis, yani Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanma arzusu, hedefi, ideali, Kıbrıs'taki bütün olan bitenin en ciddi sorumlusudur, tek sorumlusudur. Ve böylesi bir olayı bu şekilde tekrardan gündeme taşımak müzakerelerin bu aşamasında kabul edilebilir bir durum değildi. O nedenle buna ilk andan itibaren tepkimizi koyduk. Ne mutlu ki bütün toplum bu konuda 7'den 70'e, en soldan en sağa kadar bütün partiler bu konuda seslerini yükselttiler. O kadar ki Rum toplumunun kendi içinde bile bu konuya tepkiler oluştu. Çünkü son derece yanlış bir olaydı. Bunun birkaç boyutu var aslında benim irdelemem gereken. Bir tanesi, biz bu müzakere sürecinde ortak eğitim komisyonu kurduk. Niçin? Evet. Bu adada bir barış kültürünü geliştirelim diye. Bu topraklarda iki toplum arasında giderek azalan güveni yeniden inşa edelim diye. Çünkü Kıbrıs'ta bir çözüm bulmak değildir ana mesele. Geçmişte de bulduk 1960'ta ama 3 yıl yaşayabildi. Evet, bir çözüme ulaşmak son derece önemli ama o çözümü yaşanır kılmak çok daha önemli. Dolayısıyla bunu nasıl yapacağız? Genç kuşakları doğru eğiterek yapacağız. Bir barış kültürü bu adada geliştirerek. Zihniyetlerin değişmesi gerek tabii ki. Gayet tabii ki paradigmaların değişmesi lazım. Anlayışların değişmesi lazım. Yoksa 67 yıl öncesine genç kuşakları taşımak değil, olmamalı. Bakınız, mecliste eğer Rum tarafında bir yasa değişikliği yapacak idiyseler, bizim biliyorsunuz 2 yıl önce aldığımız bir karar vardı Rum liderle birlikte. Cep telefonlarının iki taraf arasında kullanılır hale gelmesi. Güneyden kuzeye gelenler güneyle konuşamıyor. Kuzeyden güneye gidenler cep telefonları orada da çalışmıyor. Bununla ilgili bütün teknik altyapı, her şey hazır. Bütün sorunlar giderilmiş iken bir yasa var. Bu yasa nedeniyle biz bunu yapamıyoruz dediler. İşte bu yasayı değiştirsinler meclislerinde. Güven olayının daha da gelişmesine yardımcı olsunlar. Bunu yapmayıp da kalkıp böyle bir olayı üstelik genç kuşaklara enjekte edecek şekilde yapmaları son derece vahim oldu.
Birinci olgu budur, kültürel boyut. Hı hı. İkincisi, sizin de değindiğiniz gibi iki milletvekili olan bir parti, ama bu parti elam, ırkçı, faşist bir parti. Bu partinin kuyruğuna takılarak meclisin çoğunluğunun sürüklenmiş olması. Diğer büyük vahim hadise budur. Çünkü buna Anastasiadis'in partisinin de bir şekilde dahil olduğunu gördük. Nasıl dahil oldu? Bu öneriye komite safhasında 3 tane Disili milletvekili oy verdi. Evet. Konu genel kurula geldiğinde bu defa herhalde ne oluyor filan dediler. Ama bu önerinin geçmesini engellemediler. Red oy verseler geçmeyecekti. Evet, katılmadılar ve 19 oyla geçti. Kaldılar, çekimser kaldılar ve bu yasanın da bu şekilde geçmesini temin ettiler. Burada altını çizmek istediğim konu şudur. Biz hep şunun vurgusunu yapıyorum sürekli olarak. Elam gibi, Diko gibi, Edek gibi, Yurttaşlar İttifakı gibi, Yeşiller gibi değişik irili ufaklı partiler var güneyde. Bunlar bizim yürütmekte olduğumuz iki kesimli, iki toplumlu federasyona temelden karşı, prensibine karşı. Ve hep ben şunu söylüyorum, bunlar bugün %50'yi aşmış olmayabilirler ama hiç de küçümsenecek değil. Oyları %30-40 arasında bir yerlerde bunların toplam oyları. Ve federasyona bu kadar karşıysalar, gelecekte bunları biz federasyonu, anayasayı yeniden yazalım, bunu ortadan kaldıralım noktasına gelirlerse, tıpkı 1963'te Makaryos'un anayasayı 13 noktadan değiştirmek istediği gibi ve bütün olayların da patlak vermesine neden olduğu gibi, aynı şey bu partiler eliyle, marifetiyle de yeniden gündeme gelebilir. Bu olay bize gösterdi ki iki sandalyeli küçük bir parti bile peşinden büyük parçayı sürükleyebildi. Dolayısıyla Türkiye'nin etkin garantisinin, güvencesinin ve caydırıcı niteliğinin ne kadar gerekli olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin bunu isterken ne kadar haklı olduklarının da bir göstergesi oldu bu olay. Burada hemen şunu sormak istiyorum. Bu aslında o zaman daha çok bir zihniyet sorunu olarak ortaya çıkıyor ki zaman zaman 16 Şubat'taki liderler görüşmesinin ardından yapılan bazı yorumlarda Enosis kararının zamanlamasının yanlış olduğuna ilişkin bazı yorumlar da gördük. Evet. Enosis söz konusu olduğunda gerçekten zamanlamayı tartışmak ne kadar doğrudur efendim? Ya bundan daha sakat bir zihniyet olamaz. Bundan daha yanlış bir söylem olamaz. Ne yazık ki bu söylemin bir benzerini Sayın Anastasiadis'in sözcüsü de yaptı. Sözcü demek onun ağzı demektir. Zamanlama yanlıştı bu kararın dedi. Tabii karar ne? Okullarda bu günü anmak, bu günü bir şekilde onore etmek, bir şekilde kutlamak. Bu kararın bu dönemde alınması yanlıştı demek. Daha uygun bir zaman gelince alsaydık daha iyi olurdu anlamındadır. Halbuki Enosis'in kutsanacağı bir karar tüm zamanlar için yanlış bir karardır. Bunun zamanlaması yoktur. Bundan daha yanlış bir söylem olamaz diye düşünüyorum. Tabii ki zaten Kıbrıs tarihine baktığımızda özellikle Kıbrıslı Türkler açısından bu Enosis düşüncesinin sonra yaşanan o karanlık tarihi olguların hepsinin ana kaynağını olduğunu görüyoruz ve o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Eğer zamanlamayı da işin içine katarak daha büyük bir resme bakacak olursak aslında bu bir çözüm isteksizliğinin mi göstergesidir? Şimdi bakın Enosis'in tarihçesine bir bakacak olursak 1950 plebisiti, yani kiliselerde defterler açıldı, halk imzaya çağrıldı. Self determinasyon, aslında Yunanistan'a bağlanma, bu talep edildi. %96 imza toplandı o zaman. 18 yaşından büyükler gelsin kiliselerde imza atsınlar dendi. Sonra 1960 Cumhuriyeti kuruldu. 1960 Cumhuriyeti kurulurken bizim de ortak olduğumuz, ki 3 yıl sürdü maalesef. Ne dedi Makaryos o dönemde? Bu bir sıçrama tahtası olacak. Bizim esas hedefimiz Yunanistan'la bağlanmaktır dedi. 63'te 13 maddelik bir anayasa değişikliği getirdiler. Orada da hedef Kıbrıslı Türklere verilmiş olan hakların yok edilmesiydi aslında. Ve bu cumhuriyeti bir Helen Cumhuriyeti'ne dönüştürecek ilk adımların atılmasıydı.
Sonra ne oldu? Uzun vadeli mücadeleye geçildi. 64'ten itibaren Kıbrıslı Türkler dışlandı. Ve o günden bugüne aslında Kıbrıs Cumhuriyeti dünyanın tanıdığı devlet bir ortaklık devleti olmaktan çıktı. Tek bir topluma, Rum toplumuna ait bir devlet yapısı haline dönüştü. Geldik 1974'de. Hep 20 Temmuz'dan itibaren başlatıyorlar tarihi ama bunun 5 gün öncesi var. 15 Temmuz var. Ne oldu 15 Temmuz'da? Yunanistan'daki faşist albaylar cuntası Makarios'a karşı bir darbe gerçekleştirdi burada. Makarios'u artık Enosis'in takipçisi olmaktan uzaklaştı diye nitelendirdiler. Kısa yoldan biz bu Enosis'i gerçekleştirelim diye Nikos Samson gibi bir adamın peşinde bir hükümet oluşturdular burada. Ve hemen ben o geceyi çok iyi hatırlarım. Yaşım müsait, yani 1974 Temmuz'unda ben buralardaydım, Lefkoşa'daydım. Yunan maçlarının çalındığı, Yunan armasının ambleminin ekranlara getirildiği ve artık Kıbrıs'ta ilhaka doğru giden, Yunanistan'a bağlanmaya doğru giden bir sürecin başlatıldığı ilan edildi resmen. 20 Temmuz işte bunu engelledi. Şimdi kalkıp da işte efendim sizin de 20 Temmuzlarınız var, şuyunuz var, buyunuz var, siz de kutluyorsunuz filan gibi eşleştirmeye çalışan zümreler var bu konuyu. Bunu benzeştirmeye çalışanlar var. Bunun hiç alakası yok. Biri ötekinin sonucu oldu. Biri nedeni yarattı. 15 Temmuz, 20 Temmuz da onun önleyicisi oldu. Dolayısıyla Enosis önleyen hareketti 20 Temmuz. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğim zaman tabii ki bu yapılan hareketin hiçbir kabul edilebilecek tarafı yoktur. Bunun zamanlamayla da bir ilişkisi yoktur. Bu tamamen bir provokasyondur, bir yanlıştır ve bu yanlış zihniyetin bir tezahürüdür. Şimdi bunu Elam tezgahlamış olabilir ama onun ardına takılanlar da bu hatalarını düzeltmek zorundadırlar. Eğer gerçekten Kıbrıs'ta iki kesimli, iki toplumlu bir federasyonu içlerine sindirmişlerse bunu kanıtlamak durumundadırlar. Nerede? Müzakere masasında. Ama dağıttıkları bu müzakere masasını önce toparlamaları lazım. Bunun için de Rum liderin yapması gereken çok nettir. Bana işte haftaya müzakereye gel filan gibi çağrılar yapıyor. Müzakere eğer sağlam bir zemin kurulursa yürütülebilir. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak hiçbir zaman müzakerelerden kaçmadık. Her zaman çözümün takipçisi olduk. 12 yıl önce de bunu kanıtladık referandumla, oylarımızla. Ben bütün siyasi geçmişini çözüm yolunda harcamış olan bir insanım. Bunu bütün dünya bilir. Onun için sözcüsü aracılığıyla işte Akıncı masadan kaçtı, planlı geldi, bu senaryoyu oynadı gibisinden maalesef akla hayale sığmayacak şeyler söyleniyor. Benim böyle bir niyetim, bir tavrım olmadığını aslında bütün dünya biliyor. Dolayısıyla çözüm istekliliği sadece bende de değil, Kıbrıs Türk'ünde bu çözüm istekliliği öteden beri vardı. Türkiye'nin de desteğiyle iyi bir diyalog içerisinde bu çözüm sürecini hep ilerlettik, bugüne kadar getirdik. Bakınız eğer bugün konu beşli konferans noktasına gelebilmişse bu Türk tarafının yaptığı katkılar sayesinde oldu. Bu çok açık ve nettir. Şimdi gelinen bu noktada elbette artık Rum tarafının da adım atma sırası gelmiştir. Onlar da Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliğini sadece kağıt üstünde değil, eylemsel olarak kararlara geçirmek suretiyle de BM'nin huzurunda o noktaya gelmiş olmaları gerekirken böyle bir Enosis olayı çıkardılar. Bunu düzeltmek kendi ellerindedir. Ben geçen gün söyledim, Rum lider öfkeyle kapıyı çarpıp çıktıktan sonra o kapattıkları kapıyı, yaptıkları yanlışı düzelterek açmaları gerekir. Bunun için yapılması gereken iki şey var. Birincisi, Rum lider bize toplantı masasının etrafında kapalı kapılar ardında o gün, henüz bu olay yaşanmadan, kendisinin de aslında bu karara
içinin sinmediğini, bu kararı onaylamadığını söyledi. Yetmez bunu. Bunu dünya kamuoyuna söylemesi lazım. Bunu kendi toplumuna söylemesi lazım. Ve Kıbrıs Türk halkına da doğru bir mesaj vermesi lazım. Bu bir. İkincisi de yapılan bu yanlışın düzeltilmesi lazım. Bunun düzeltileceğinin mesajlarının verilmesi lazım. Bunun için adımların atılması lazım ki yeniden o tahrip edilen güven ortamını biraz olsun düzeltmeye başlayalım. Çünkü bu adada en ciddi mesele karşılıklı güvensizlik duygusudur. Ve bu geçmişte yaşananlardan kaynaklanmıştır. Bunları biz yeniden inşa edelim, düzeltelim diye uğraş verirken kalkıp böyle bir olayla daha da tahrip ettiler. Arada kırıntıları kalmış olan güveni. Onun için bunu yeniden tamir etmek onlara düşen çok ciddi bir sorumluluktur diye değerlendiriyorum. Evet efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Dileriz Rumlar attıkları bu yanlış adımdan dönerler ve müzakere süreci aslında çok da müzakere sürecine dahil olmayan nedenlerle gölgelenmez ve bu çok kritik noktadan bir sonraki aşamaya geçilebilir. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı bizleri konuk etti. Kendisiyle müzakere sürecinin şu andaki aşamasını konuştuk. Özellikle Rum tarafından atılan yanlış adımların neler olduğunu ayrıntılarıyla inceledik. Bundan sonraki müzakere süreci içinse aslında yapılacak şeyler çok belliydi. Sayın Akıncı, Rum tarafının yaptığı yanlıştan dönmesini ve bir kez daha bu bozulan güven ortamının tesis edilmesiyle müzakere sürecinin devam edebileceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir kez daha hoşça kalın diyoruz. İyi günler. Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı canlı yayında konuğumuz oldu. Böylelikle bültenimizi de burada noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.